Tara Faye Grinstead 14 Kasım 1974 Osceola, Georgia'da dünyaya gelmişti ve Anita adında da bir kız kardeşi vardı. Tara 1999'da bölgesel bir güzellik yarışmasını kazanmış ve Miss Tufton ünvanını almıştı. Yarışmalardan kazandığı paralarla üniversite masraflarını karşılıyordu. Yüksek lisanslı bir tarih öğretmeni olarak doğduğu şehirde bir lisede çok sevdiği ve kendisini de çok seven öğrencilerine öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Tara Grinstead, how are you doing? I'm doing great. Miss Tifton getting ready to go over to Columbus and represent Tifton over there. Are you excited? Oh, yes, very excited. What about preparation? What have you done to prepare for this? What haven't I done? I have worked on my interview. I have exercised. I've shopped for clothes and clothes and clothes. And I just tried to get prepared for a lot of hard work the week at Miss Georgia. Tara, 22 Ekim 2005'te kaybolduktan 5 yıl sonra 2010'da ölü ilan edildi. Tara Faye, 22 Ekim 2005 yani kaybolduğu günden bir gece önce gençler arası güzellik yarışmalarına koçluk yaptığı bir güzellik yarışmasını ziyaret eder ve partide barbekü davetine katılır. 24 Ekim pazartesi sabahı öğretmenlik yaptığı okula gelmeyince, telefonlara da cevap vermeyince iş arkadaşları endişelenir ve Tara'nın tek başına yaşadığı eve giderler. Tara'yı evde de bulamayınca hemen polisi ararlar. Tara'nın arabasını kapıda park halinde, cep telefonunu da evde bulurlar ama çantasını ve anahtarlarını bulamazlar. Polis bir şeylerin ters gittiğini ve olayın küçük bir kasaba polis departmanının çözebileceğinin ötesinde olduğunu anlayınca hemen kaynakları ve tecrübesi daha çok olan Georgia Soruşturma Bürosu'nu arar. Dedektifler olay yerine geldiğinde Tara'nın evine zorla girme veya boğuşma izine rastlamazlar. Tara'nın odasında önceki gün gençlerin güzellik yarışmasında onlara yardım etmek için götürdüğü makyaj malzemelerini bulurlar. Yatağı dağınık, başucu lambası kırıktır. Evin dışındaysa yerde bir lateks eldiven bulurlar. Ama bunun kime ait olduğu ve neden orada olduğunu tespit edemezler. Ancak bu dedektiflere Tara'nın başına büyük bir kötülük geldiğini hissettirir. Eldivenlerden birinde Tara'nın, diğerinde de bilinmeyen bir erkeğin DNA'sına rastlarlar. Yıllar geçer ve soruşturma devam eder. Ancak Tara'nın nerede olduğu, Tara'ya ne olduğu öğrenilemez. Ne bir görgü tanığı ne de bir şüpheli vardır ellerinde. Tara öylece ortadan kaybolmuştur. Ve sonunda 2017 yılında genç bir kadın ortaya çıkar ve erkek arkadaşının ona büyük bir sır verdiğini söyler. Erkek arkadaşı ona Tara'nın cesedini saklamak için bir arkadaşına yardım ettiğini söylediğini ihbar eder. Brooke Sheridan adındaki bu kadın polise erkek arkadaşı Beau Dux'un arkadaşı Ryan Duke'la Tara'nın öğretmenlik yaptığı okulda okuduklarını ve bu işi birlikte yaptıklarını söylediğini anlatır. Bunun üzerine Beau ve Ryan gözaltına alınır. Ve Beau ve Ryan'dan alınan DNA örnekleriyle lateks eldivendeki DNA örnekleri karşılaştırıldığında DNA'nın Ryan'a ait olduğu ortaya çıkar. Ryan hemen cinayetten tutuklanır. Bo gözaltında yaşananları anlatmaya başlar. Bu arada Bo, Tara'nın girdiği sınıflardan birinde öğrencisidir ve Ryan ile de oda arkadaşıdır. Bo, Ryan'ın Tara'nın kaybolduğu gecenin sabahı onu uyandırdığını ve Tara'nın evine hırsızlık için girdiğini ama işlerin yolunda gitmediğini ve Tara'yı yanlışlıkla öldürdüğünü söylediğini, bunun üzerine ondan yardım isteyince hemen yardıma gittiğini anlatır. Ryan kredi kartını kullanarak Tara'nın evinin kapısını açtığını söylemiştir. Bo, Ryan'ın o uyurken ona ait kamyoneti alıp Tara'nın bedenini Bo'nun ailesine ait bir tarlada açtığı çukura attığını söyler. Çukur açıktır ve Bo da Tara'nın cesedini görür. Tara'nın üzerinde hiçbir kıyafeti yoktur. Bo ve Ryan, Tara'nın bedeninden sadece gömerek kurtulamayacakları fikrinde ortaklaşırlar
ve bedeni yakmaya karar verirler. Bu fikir hangisinden çıktı bilinmez ama bu suça ikisi de ortaktır. Bo, Tara'nın bedenini ateşe verir. Bo'nun itirafına göre Tara'nın bedenini 2 gün boyunca çukurun içerisinde yakarak kül haline getirip daha sonra çukuru kapatmışlardır. Ryan Duke'un ifadesine göre de Ryan Tara'nın evine girip çantasını çalarken Tara birdenbire arkasında belirir ve Ryan Tara'ya yumruk atar. Ryan o anlarda uyuşturucu madde etkisinde olduğunu da söyler. Sonraki kısımlar Bo'nun anlattığı gibidir. Yalnız 2022 yılında Ryan mahkemeye çıkarıldığında ifade değişikliği yapar ve cinayeti işleyenin kendisi değil Bo olduğunu söyler. Bo'nun kendisinin kullandığı lateks eldivenleri Tara'nın bahçesine atmasının da cinayeti üzerine yıkmak için olduğunu söyler. Yani ona göre o eldivenleri Tara'nın bahçesine Bo atmıştır. Ryan ifadesinde şunları söyler. Ryan, Bo'dan korktuğunu ve ifadesine katılmak zorunda kaldığını düşünmüştür. Ayrıca ilk ifadesi alındığında dedektiflerin ona ağrı kesici olduğunu söyledikleri ama kafasını karıştıran bir ilaç verdiklerini söyler. Şimdi Bo'nun anlattıklarının tamamını Ryan'a uyarlayarak tekrar düşünün ki her şeyi Bo yapmıştır. Ancak Ryan da cesedi saklamaya yardım etmiş ve cinayeti gizlemiştir. Bo sabah Ryan'ın odasına gitmiş, Tara'nın çantası ve cüzdanını göstermiş ve Tara'yı öldürdüğünü söyleyip Ryan'dan yardım istemiştir. Ryan'la birlikte Tara'nın bedenini Bo'nun kamyonetine yükleyip Bo'nun ailesinin tarlasına götürüp bir çukura atmışlardır. Ve 2 gün boyunca yanmasını izlemişlerdir. Çok sevdikleri, kendi canlarını ve hayatlarını kurtarmak için birbirlerini suçlayanlar, 30 yaşında gencecik ve idealleri olan bir öğretmen olan Tara'nın ölümüne ve bedeninin yok olmasına sebep olmuşlardı. Ve yine bu kişiler yıllarca cinayeti saklayarak Tara'nın ailesinin acı çekmesine sebep olmuşlardı. Çok korkunç, çok acımasızca. Ailesi Tara'nın bedenini dahi bulamayacak. Bir aile için bunun ne demek olduğunu yaşamayan bilemez. Kayıp, bilinmezlik ölümden de beterdir. Böylesi bir sonu hiçbir canlı hak etmez. 2019 yılında Bo, 2 kadına kendi evinde silahla tehditten ve cinsel saldırıda bulunduğu için ceza alacaktır. Bo'nun komşusunun kamerasına evden kaçıp komşudan telefon isteyen kadınların görüntüsü takılmıştır. Bo'nun bu dava için henüz mahkemesi başlamadı. Mart 2019'da Tara davasında mahkeme Bo'yu cinayeti saklamaktan, delilleri yok etmekten ve cinayete kurban giden kişinin bedenini ortadan kaldırmaya yardımdan dolayı 25 yıl hapis cezasına çarptırır. Jüri, Ryan'ı Tara'nın bedenini yok etmeye yardımdan, cinayeti saklamaktan ve yalan ifade vermekten suçlu bulur. Biliyorsunuz bir önceki ifadesinde kendinin yaptığını söylerken bir sonraki ifadesinde Bo'yu suçlamıştı. Bu da yalan ifade vermek oluyor tabii. Ve mahkeme bu suçlardan Ryan'a 10 yıl hapis cezası verir. Bu 10 yıl hapis cezası Tara'yı öldürdüğü için değil. Ryan'ın cinayetten giyeceği hüküm diğer mahkemeye kalır ve dava hala devam ediyor. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar ifadesi sanırım sadece Türkiye için geçerli değil. Ancak Ryan'ın da bir cinayeti örtbas etmek için yardım etmesi onun da bir suçlu profiline sahip olduğunu gösteriyor. Mahkemenin işi gerçekten zor. Ama her ikisinin de suçunun olduğu kesin. Yalnız bu işin asıl sorumlusunun kim olduğu ortaya çıkmak zorunda. Çünkü verilecek ceza toplum vicdanını ve ailenin vicdanını rahatlatmak zorunda.